Evet. Bu duyguyu tanımak bu süreç için, bu ruhsal süreç için çok değerli olacak anladığımız kadarıyla hocam öyleyse. Örneğin bu günün ve yayının çok önemli mesajlar geldi ama tam da dediğiniz gibi yani eylemimizle fail olmuyoruz bazen. Sessiz ve eylemsiz fail olarak hissediyor olabilir ve suçluluk duygusunu hissediyor olabiliriz diye. Peki hocam dedik ya yani bilinçli bir suçluluk ve sonrasındaki baş etme süreci. Kişiler bu duyguyu nasıl tanımalı? Ya da hani şöyle soralım, dinleyenler, yayını takip edenler tanıyamadığı, ayırt edemediği şeyin suçluluk duygusu, hayatta kalmanın suçluluğu duygusu olup olmadığını nasıl anlasın? Hayatta kalmanın suçluluğu duygusunu yaşayanların günlük yaşayışı nasıl etkilenir? Bu duruma başka nasıl ruhsal belirtiler eşlik edebilir? Evet, burada tabii ki hayatta kalma suçluluğunun bir tarihçesi de var. Yani bu 1930'ların sonunda İkinci Dünya 39'larda, 40'larda yani işte toplama kampları gerçeğinin falan varlığı döneminde bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Hayatta kalma sendromu. Ve biliniyor ki o dönemde doğrudan kamplarda yaşamış, olaylara tanık olmuş ama çeşitli nedenlerle kendileri kurtulmuş ya da çok zarar görmemiş olanlar bu olaydan kurtulduktan sonraki yıllar sonrasında bile birçoğu da yazar, anılarını yazmışlar ve intihar etmişler. Çok sayıda Primo Levi bunlardan biri örneğin. Kurtulanlar, Boğulanlar Türkçe'ye de çevrilen bir kitabı, önemli bir kitabı. Hani boğulanlar dediği esasında o suçluluk duygusuyla ilgili boğulanlar. Tanıklık etmenin yükü, iyi tanık olamamanın yükü. Biraz önce söylediğin gibi fail olmak gerekmiyor evet, iyi tanık olmak gerekiyor. İyi tanıklık bir şekilde orada hangi yandan nerede yer alacağını bilmek, olayla ilgili bilgiyi öğrenmek, gerçeği yani hakikati anlamaya çalışmak ve ona göre bir edimde, eylemde bulunmak, bir şeyler yapmak, protesto etmekten yardım taşımaya. Bu toplama kampları gerçeğinde tabii çok daha şiddetli ve derinden yaşanıyor. Yani siz orada örneğin bir yazar olduğunuz için yazıcılık yapıyorsunuz, kayıt yapıyorsunuz ama bir arkadaşınız orada bir deri bir kemik kalmış ve bir süre sonra cesedini görüyorsunuz. Bu doğrudan suçluluk, hayatta kalma suçluluğunun birincil mağdurlarıyla ilgili bir şey. Yani mesela işte uzaktan deprem bölgesiyle ilgili yaşananları gözleyen, bunlarla ilgili tanıklıklar yapan kişiler başka. Doğrudan enkazdan bir arkadaşının, çocuğunun, eşinin, annesinin, babasının sesini duyup hiçbir şey yapamama duygusunu, çaresizliğini yaşayanların yaşadıkları farklı. Bunları ayırmak gerekiyor. Burada oradaki o suçluluk halinin, o suçlu hissetme halinin zihindeki temsilleri, zihindeki izleri bu iki grupta çok farklı birbirinden. Değil mi? Yani burada kurtulma suçluluğu bu anlamda o onarmayla ilgili çabanın tabii ki bireysel anlamda bunun yetersizlikleri çerçevesinde kişi bir çaresizlik hissediyor ve bunun neden olduğuyla ilgili çok somut gerçekler var. Yani işte yapması gerekenlerin, orada olması gerekenlerin olmaması, yapılması gerekenlerin yapılmadığı ile ilgili önemli bir kaygı ve öfke de var hatta burada. Ama kişi yine de neden ben değil de ya da neden ben kurtuldum da onlar sorusunu sormadan edemiyor. Bu noktada hocam biraz daha burayı açarsak yani aynı olaya tanık olan ya da aynı afeti yaşayan, aynı ruhsal travmayı yaşayan herkesin bu suçluluğu aynı derecede hissetmediğinden bahsettik elbette. Burada belirleyiciler neler olabilir hocam? Hayatta kalmanın suçluluğu özelinde örneğin, hayatta kalmanın suçluluğunu en çok kimler yaşar? Burada hayatta kalma suçluluğu, yani siz o gün bir nedenle evde değil de dışarıdaysanız ya da bir yaşam üçgeni içerisinde kalmışsanız, diğerleri ölmüşse, burada hayatta kalma daima primer mağdurlarda, birincil mağdurlarda çok daha derinden yaşanır. Bu bir gerçek. Bu bir bakıma biraz önce söylediğim 39'larda tanımlanan hayatta kalma sendromu bugünümüzde posttraumatik stres bozukluğu olarak tanımlanmaya başlandı. Ve bunun bir parçası olarak da hayatta kalma suçluluğu her zaman var. Hani literatürde posttraumatik stres bozukluğu dediğimiz zaman hayatta kalma suçluluğu onun önemli bir parçası. Bugün böyle bu noktaya geldi o tanımlama. Ve bu anlamda öncelikle birincil mağdurlar bunu yaşadılar. Onun dışında tabii olaya, yani buna şöyle diyebiliriz, suya atılmış bir taşın halkaları gibi, yani dalga efektiyle yayılarak toplumun her kesimini bu etkiler. Bu etkilenim kişinin bu olaydan, bu durumdan ne kadar uzak olduğuyla evet ilgilidir. Yani siz yakınlarınızı bizzat orada yaşayarak kaybetmişsinizdir ya da siz bir başka şehirdesinizdir, yakınlarınızın orada vefat ettiğini bilmişsinizdir, öğrenmişsinizdir. Bunlar hep tabii ki bu mesafe önemli. Ama bunun dışında bizim o suçluluk duygusunu kabul edebilme, bu toplumun, bu ülkenin bir yurttaşı olarak bu olanlarda benim yaptıklarımın ya da yapmadıklarımın payı var diyebilme. Ben bir müteahhit de olabilirim orada bir ev yapmış olan, veya ben bunlarla, bu süreçle, orada yapılanlarla hiç ilgisi olmayan ama ülkedeki kentsel dönüşüm, sağlıklı kentler, bunlarla ilgili verilen politik mücadele ya da yerel etkinliklerde hiçbir şekilde yer almamış bir yurttaş olarak da suçluluk hissedebilirim. Ya bu benim o suçluluk duygusunu kabullenip, biraz önce söylediğim gibi, onu ötekinin, öteki için tasalanmaya dönüştürebilip dönüştüremememle ilgilidir. Bazı insanlarda ya hiç mi etkilenmiyorlar? Bunu nasıl hiç olmamış gibi ele alıyorlar? Bunun üzerinden nasıl enkazlarda bir rant görebiliyorlar? Vicdansız mı bunlar diyoruz, değil mi? İşte vicdan bu suçluluğun reddiyle bir şekilde zayıflıyor büyük ölçüde. Bu suçluluğu reddediyorsak, o zaman bunu mesela şöyle yaparak kendimizi kurtarabiliriz. Bu bir kader, bu ilahi bir takdir. Burada bakın, ben hiçbir suçluluk hissetmiyorum. Bu başımıza gelen bir şey. Bu bir engelleyemeyeceğimiz bir doğa olayı. Oysa bu bir doğa olayı değil. Bu bir doğa olayı değil. Ben bu ülkede, bu süreçte, bu olayın, bu doğa olayının bir felakete dönüşmesinde etkili olan, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılmayanlarla ilgili hiçbir suçluluk duymuyorsam, burada işte bir problem var. Ben demek ki bu suçluluğu o kendi narsistik dünyamda benim bir eksikliğim, yetersizliğim olarak içselleştirip kabul edemiyorum ve ben bunu projekte ediyorum. Nereye? Tanrı'ya, işte evlerini çürük yapan yurttaşlara vesaire vesaire, ya da bazı müteahhitlere. Bu buradaki kurtulma suçluluğunu duymak ya da sağ kalanların suçluluğunu hissetmek benim bu entegratif, yani suçlulukla öteki için tasalanma duygum arasında bir şekilde çok yakından ilişki var. Evet. Ve dediğiniz gibi yani acı bir şekilde aslında insani olarak acı bir şekilde bu suçluluğun reddi ve projekte edilmesiyle az önce çok güzel bir şey söylediniz. Vicdani zayıflamaya gidiyor bu nokta diye söylediniz değil mi hocam? Doğru mu anladım? Evet. Evet, burada çünkü ideolojiler bizim neyi nasıl görüp değerlendireceğimiz üzerinde de etkiler, rol modelleri. Hani bu anlamda hani biraz önce dediğim süper egonun plastisitesinden bahsettik. Bu değişiyor tabii. Yani o değerlerle bu gerçekliği algıladığınız zaman siz inkar ettiğiniz o suçluluğu, bazen yadsıdığınız, biliyorum ama dediğiniz, sinizmle ele aldığınız, yani biliyorum bir şeyler eksik ama hani o kadar da denilen söylemler bu suçluluğu yadsıyarak bir şekilde aşmaya çalışıyor. O ideolojik bakış içerisinde, o anlamlandırma, o sembolize etme dünyası içinde. Çünkü enkazı herkes farklı sembolize ediyor. Farklı sembolize ediyoruz. Hatta onun nereye döküleceği konusu bile, yani ötekini dikkate alma, öteki için tasalanma sürecinde nasıl bir uçurumun olduğunu, kurumsal anlamda o enkaza bakanların nasıl hatalar yaptıklarını bize gösteriyor. Ötekilere zarar verecek bir asbest problemini görmezlikten gelip yine insanlara zarar veren bir bakış. Bir yineleme fenomeni var psikanalizden çok iyi bildiğimiz. Nesne ilişkileriyle ilgili bu karakteristik özellik bizim bu çekirdek algılarımız sembolize edişimizle ilgili. Yani hay hattına ev yapmakla dere kenarına çadır kent kurmak arasındaki zihniyetle ilgili, işleyişle ilgili bir benzerlik var, yok mu? Var. Evet. Var. Bu anlamda o hani vicdansızlık söylemi, o hissedilmesi gereken öteki için tasalanın, suçluluk duygusu diyebiliriz. Bunun inkarı, bastırılması ya da işte projeksiyonuyla yansıtılmasıyla ilgili. Çok yakından ilgili.